İsmail Saymaz, Halk TV 15 Temmuz'un sosyalist savcısı o geceyi ilk kez anlatıyor. 8 yıl önce bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idaresini ele geçiren Fethullahçılar yakın siyasi tarihinin kanlı darbe girişimini gerçekleştirdi. Fethullahçı örgüt askeri güce kavuştuysa bu AK Parti'nin her ne istediyse vermesi sayesinde mümkün oldu. Ergenekon, Balyoz, Kafes ve askeri casusluk yargılamalarıyla Atatürkçü, Milliyetçi, Sosyal Demokrat ve Alevi subaylar tasfiye edilirken TSK'nın kritik kadrolarına Gülen'in şakitleri yerleştirildi. Bakmayın siz eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bugünlerde 15 Temmuz gecesi şehit olmak istedim demesine, o gece Hikmet Pak nöbetçi olmasaydı İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde darbe girişimine soruşturma açacak, yakalama kararı çıkaracak tek bir savcı bulamayacaktı. Hikmet Pak kendini sosyalist olarak tanımlıyor. Atatürkçü ve solcu hakim savcıların kurduğu Yarsav üyesiydi. İktidarı rahatsız eden kimi soruşturmalarından ötürü İstanbul'a sürüldü. Çağlayan Adliyesi'nde terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosuna atandı. 15 Temmuz gecesi nöbetçi savcıydı. Adliyeye yakın olmak için bir restorana gitti. 15 Temmuz'un ilk talimatı Darbeyi haber alır almaz, beraberindeki genç savcıyla adliyeye dönerek darbe girişimi sürerken ve başarılı olup olmayacağı belli değilken, 15 Temmuz'la ilgili ilk soruşturmayı açtı, yakalama kararı çıkardı. Talimat şöyle, televizyon kanallarında yayınlanan bazı haberlerden 15 7 tarihinde 23.00 sıralarında bir kısım asker şahısların İstanbul ilindeki Boğaziçi ve FSM köprüleri alıkoyduğu, Ankara ilinde Genelkurmay binasına girmeye çalıştıkları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önünde asker şahısların konuşlandığı, bu şekilde darbe fiiline kalkıştığı yolunda bilgiler elde edilmiştir ilgili şahıslar hakkında anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak meclisi ortadan kaldırmaya veya meclisin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik suçlarından soruşturma başlatılmıştır açıklanan gerekçeyle darbeye teşebbüs eden tüm şahısların görüldükleri yerlerde derhal yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmelerine karar verilmiştir. Bilgi ve gereği rica olunur. Boğaziçi Köprüsü iddianamesini yazdı. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul Boğaz Köprüsü'ndeki olaylar dahil askerlerin katıldığı 14 saldırının iddianamesini yazdı. 2018 yılında Çağlayan Adliyesi'nden ayrıldı. 4 yılı Bakırköy Adliyesi'nde çalışıp emekli oldu şimdi Balıkesir Burhaniye'de avukat. Hikmet Pak, 15 Temmuz'da Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlar ve darbe hakkında ilk kez konuşuyor. O gece neredeydiniz? Adliyeden biraz geç ayrılmayı düşünmüştüm. Nöbetçi olduğum için arama el koyma kararları geliyor, adliyenin çevresinde beklemeye, en azından saat 21 olana kadar işleri bir an evvel halletmek için oralarda oyalanmaya karar verdim. Genç savcı arkadaşımızla oturduk, birkaç duble içtik, yemek yedik. Darbe girişimi olduğuna ilişkin bir takım şeyler çıkmaya başladı. Saat 21.30-22 gibiydi. Adliyeye geçtik, yürüme mesafesindeydik. Adliyede kim vardı? Kimse yok. Genç savcı arkadaşımla 7. kata çıktık. Başsavcı vekili İrfan Fidan'la görüştük. Memleketindeymiş. Başsavcım yurt dışındaymış. Bir albay arkadaşımla konuştum. Bana TSK'nın emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirdiği bir girişim değil dedi. FETÖ'nün organize ettiğini ima etti. Tahmin ediyordum ben de. Nereden tahmin ediyordunuz? Yüksek Askeri Şura'da bir takım cemaat mensubu rütbellerin tasfiye edileceğini okumuştum. Dershaneler olayından sonra ortam gerginleşmişti. Bir şeyler olacaktı. İrfan Fidan size ne dedi? Dedim ki, talimat yazacağım. Derhal soruşturma başlatılması için. Yazalım. Ben de yola çıkıyorum dedi. Ama katip bulamadık. Faks odası kilitliydi. Bilgisayarda talimatı ben yazdım. Saat kaçta? Saat 23 civarıydı. Nereye gönderdiniz? Terörle mücadele müdürünü aradım, ulaşamadım. Bir komiser vardı, adli işleri yapan. Ona ulaştım. Dedim ki, talimat gönderiyorum, Whatsapp'tan. 155'ten okusunlar ve telsizle dağılsınlar. O da 155'e bildirmiş. Bu 15 Temmuz'la ilgili ilk talimat mı? Başka bilmiyorum. O aşamada adliyede siz ve genç savcıdan başka kimse yok muydu? Yakın zamanda vefat etti. Savcı Şenay Baygın çıktı geldi. Bu arada uçaklar uçmaya başladı. Sonik patlamalar şu bu. Yazıyı yazdık, gönderdik, bekliyoruz. Saat 2 gibi işin rengi değişmeye başlayınca başsavcı vekillerinden gelenler oldum. Hava netleşince mi geldiler? E tabi, o gelenlerin çoğu ayrıldı. Birkaç uçak daha geçince çil yavrusu gibi dağıldılar. 3-5 kişi kaldık. Sürekli aranıyoruz, talimat veriyoruz, mücadele sürüyor. Cumhurbaşkanı TV'ye çıkınca hava tersine döndü. Selalar okundu, sabah herkes geldi, olaya birlikte el koymuş oldular. Ertesi gün gözaltılar başladı. 1500-2000 kişiydi herhalde. Hepsini cezaevine gönderdiler. Ve cezaevinde ifade alma süreci başladı. Bir sürü savcı görevlendirdiler. Bir sürü kişi tutuklandı. Sonra Anadolu yakasındaki olaylara benim bakmamı uygun gördüler. Aslında istemiyordum. Niçin? binin üzerinde tutuklu var. 14 bölge var. Evrak yok. Evraklarını oluşturacağım. Kimin nerede nasıl gözaltına alındığını öğreneceğim. Çok zor. Hayır diyemedik. Anadolu yakasındaki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri dahil 14 bölgenin darbe iddianamesini yazdım. Her biri biner sayfadan. İlk etapta 800 civarında eri tahliye ettik. Bir de askeri öğrenciler var. Onlar 3 bölgeye 3 otobüsle gelmişlerdi. Birisi kaza yapıyor köprüye gelmeden. Yakalanıyorlar. Asgari öğrencilerin hepsine suçlu ya da masum demek mümkün mü? Hayır değil. Zaten birçoğunun evinde arama yaptık. Gülen'in kitapları çıktı. Hepsi masumdur demek mümkün değil. Sadece bir bölgedekiler olaya karışmamış. Onların tahliyesini istemiştim. Bu bir FETÖ darbesi midir? Kesinlikle. Rütbelilerden birçoğu cemaat bağlantılı. Neden yaptılar? Dershaneler mevzundan sonra hükümetle aralarında gerilim çıktı. İktidarı paylaşma kavgası son hadde ulaştı. Son bir hamle yapıp iktidarı tasfiye etmeye kalktılar. İktidar önceden haber almış olabilir mi? Elimde bilgi belge yok ama bence öyle bir girişimin olacağını biliyorlardı. Öngörüyorlardı ve önlem de almışlardı. Öyle bir anda ne yapacaklarını dair öncesinde hazırlık vardı. Sokaklara inmesi, köprüye gitmesi kendiliğinden olabilecek, çok çabuk örgütlenebilecek şeyler değil. Onlardan yola çıkarak söylüyorum. TSK'da Fethullahçı yapılanmanın bu kadar güçlü olduğunu tahmin ediyor muydunuz? Ediyordum. Tüm kurumlarda güçlü oldukları 2013'te belli olmuştu. Darbeye Fethullahçılar dışında katılan var mı? Var. Kurunun yanında yanan yaş da var. Hangi motivasyonla kalkışmışlar? İktidardan kurtulmaya çalışan farklı kesimler desteklemiş olabilir. TSK'nın emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirilen bir faaliyet olduğunu düşünenler olabilir. Muhalif insanlar da olabilir. Var yani tutuklanan bir üst değmeni şahsen tanıyorum. Omuzunda Atatürk dövmesi olan biri. Darbeye katılmıştı. Başarsalarda ne olurdu? Herhalde İslam Cumhuriyeti filan kurulurdu. Fethullahçı yapı temizlendi mi? Kesinlikle hayır. Siyasi ayağı nerede? Siyasette hiç mi örgütlenmeleri yoktu? Bir tane siyasi duymadım. Fethullahçıydı da tutuklandı. Türkiye bu darbeyi iyi savuşturdu ve daha demokratik bir hal aldı diyebilir miyiz? İyi ki savuşturuldu diyorum ama daha demokratik bir noktada mıyız? Hayır. Daha demokratik bir noktada olabilir miydik peki? Tabii. Ders çıkarıp kamu kurumlarına diğer cemaat mensuplarının sızması engellenebilirdi. Tam tersine şimdi bütün kurumlarda bir sürü cemaat ismi dolaşıyor. Bu ileride ne malum FETÖ gibi bir tehlike oluşturmayacak. Ticani şeyhi kadın müritlerini taciz etmekle suçlanıyor. Adı Mehmet Şahin Uçar. Eski bir polis memur şartlarına göre bu sektör daha cazip gelmiş olmalı ki polislikten istifa ederek tarikat kuruyor. Bursa'da açtığı Arifane İlim Derneği'nde faaliyet gösteriyor. Ahmet Muhammed Ticani'nin yolunu ve İbni Arabi'nin ekolünü takip ettiklerini söylüyor. Ticani'li yeniden kurmuş. Uçar, Ticani'liğin Türkiye'de ikinci kurucusu diye görülebilir. Cezayir kökenli bu tarikatı ülkemize taşıyan Kemal Pilavoğlu'ydu. 1930'larda Türkçe ezanı protesto için Arapça aslını okumakla, 1940'larda Atatürk heykellerine saldırmakla biliniyorlar. Atatürk'ü koruma kanunu 1951'de bir ticaninin Atatürk heykeline saldırması sonrasında kabul edildi. Ticanilik yasaklandı. Pilavoğlu 7 yıl tutuklu kaldı. Tahliye edildikten sonra Bozcaada'ya sürüldü. Ömrünün son 2 yılında adı çocuk istismarına karıştı. Pilavoğlu 1977'de ölünce şeyhlerini kaybeden Ticani'ler tarihe karışmıştı. Bugünlerde Ahmet Şahin Uçar'la yeniden diriliyorlar. YouTube Sohbetleri Uçar dergahında salı günleri halka açık vaaz veriyor. Bu sohbet derneğin YouTube sayfasında yayınlanıyor. Cumartesi günleri Hakikat Sohbeti adı altında müritlere özel sohbet yapılıyor. Tarikatın kadın ayağına Biciyanlar adı veriliyor. Uçar'ın eşi bu grubun yöneticisi. Ancak bir süredir tarikat Uçar'ın kadın müritlerine sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. Dava açıldı. HSE adlı kadın geçen 19 Şubat'ta şikayetçi oldu. İfadesinde Bursa'da dergaha gittiğini, 3 katlı binada eğitim verildiğini görünce maddi yardımda bulunduğunu ileri sürüyor. Uçar'ın telefon ve telegramdan kendisine ulaştığını iddia ederek şöyle devam ediyor. Bana hızlıca ilerlemek ister misin? Bunun için bana aşık olacaksın ve her yerde beni hayal edeceksin. Namazda, zikirde ve yatakta bile. Burada misafirhanede seni kollarıma alacağım. Sana hakikate dair sırlar öğreteceğim. H.S.Y. bu teklifi kabul etmediğini, topluluktan ayrıldığını ifade etti. Üç kadının daha tacize uğradığını ileri sürdü. H.S.Y.'nin şikayeti üzerine uçara cinsel taciz suçundan iki yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Bana sevgilim demelisin. Üç mağdurdan biri olan T.G. de şikayetçi oldu. T.G. uçarla telefonda görüştüğünü belirterek şu iddialarda bulundu. Hipnoz teknikleri kullanarak irşad ediyorum görüntüsü altında cinsellik içerikli konuşmalarda bulundu. Aşk dediğin şey önce mürşidine olacak sonra Resul'e ondan sonra Allah'a diyerek kandırdı. Samimiysen rehberine teslim olursun dedi. Bir aşamadan sonra açık seçik resimler istedi yapmazsan mertebe düşeceksin dedi. Video at dedi. Bana sevgilim, Ahmet'im demelisin dedi. Kabul etmeyeceğimi söyledim, çok kızdı. Toparlan, demlen, sonra konuşuruz dedi. Şüphe duydum. Bana soyun gel. TG, Şeyh Uçar'la yaptığını iddia ettiği kimi görüşmelerin ses kayıtlarını savcılığa sundu. Bir kayıtta aralarında şu konuşma geçiyor. Uçar, belki utanıyorsun, sıkılıyorsun. Belki ahlaki yapın. Ben de diyorum ki, burası değişim yeri. Bana tamamen şeffaf, açık olman lazım ki teşbihen yaptığım sözleri iyi anla. Yanıma geldiğinde çırılçıplak geleceksin. Soyun. Bana üstünde elbiseyle gelme. Üstünde elbise olursa beni anlayamazsın. Çırılçıplak olmazsan sevişemeyiz. Sevişme nasıl yapılır? İki kişi de çırılçıplak olarak yapılır değil mi? Anlıyor musun beni? TG, anlıyorum. Teşbih yapıyorsun. Uçar. Beni iyi anla. O zaman senin istediğin gibi geldim çırılçıplak de. Soyun, soyunduğunu göreyim. Bana ispat et. Bak elbiselerim yok de. Soyundum işte de. Gönlündekini ortaya koyduğun zaman soyunduğunu anlarım. TG, bunları hangi dille söyleyeceğim peki? Uçar, normal, zahir dille söyle. Açık açık. Uçar, ikinci kayıtta ise TG'ye şunları söylüyor. Düşün ki birlikteyiz. Yalnız başımıza ortamdayız. Sen benimle bu birlikteliği yaşamak ister misin? Yoksa böyle şeyler yapmam deyip. Uçar, aslı olmayan şeyler gereği yapılacak. Bu şikayet dilekçeleri ve ses kayıtları üzerine soru sormak için Uçar'ı aradım. Uçar yanıt vermek istemedi. Aramızdaki diyalog şöyle. Eski polissiniz. Arifiye İlim Derneği'nin başındasınız. Cemaat faaliyeti yürütüyorsunuz, değil mi? Arifane İlim Derneği'nin başkanıyım. Tasavvufi sohbetler yapıyoruz. Sizinle ilgili bana iki şikayet ulaştı. Birinde bana aşık olacaksın, her yerde beni hayal edeceksin dediğiniz İsmail Bey, o şikayetlerden bilgim var. Böyle bir şey söz konusu değil. Hukuki işlem başlattık. Avukatım ilgileniyor. Aslı olmayan şeyler. Gereği yapılacak. Bir ses kaydında sizinle görüşen hanımefendiye bana gelecekse. İsmail Bey, bunları ifade etmenizin bir anlamı yok. Bilgi almak istiyorsanız avukatımla görüşebilirsiniz. Mahkemeye intikal etmiş bir durum. Böyle bir görüşme yaptınız mı? İsmail Bey, avukatımı arayın, konuşun. Dini bir eğitiminiz var mı? Bu sizi alakadar eden bir konu değil. Sorunuza cevap vermekle yükümlü değilim. Hakim değilsiniz, savcı değilsiniz. Bir soru daha sorabilir miyim? Soramazsınız. Uçar aramadı. Uçar'ın avukatı HSY'nin şikayeti üzerine bir dava açıldığını, TG'nin şikayetine ilişkinse soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Avukatı HSY müvekkilimiz tarafından aranmadı. Bir kere toplum içerisinde telefonla görüşmüşler. Yüz yüze temas yok diyor. Uçarın avukatı iki şikayetçi kadının birlikte hareket ettiğini ileri sürüyor.